Bugün 22 Mayıs 2020. Hepiniz Başkent Üniversitesi Müzecilik Çalıştayı 7.'sine hoş geldiniz. Bu yılki temamız bütün bir yıl işlediğimiz dijital teknolojiler ve müzelerin evrildiği ve aslında insanlık tarihi boyunca hafıza depolamak ve bunları müzelerde kullanmakla ilgili temalardan oluşmakta. Şimdi ben ilk sözü dekanımız Sayın Adnan Tepeci'ye vermek istiyorum. Buyurun Adnan Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Kesintisiz bir şekilde 10 yıldır Sayın Billur Tekök'ün önderliğinde bu çalışmaları biz yapıyoruz. Düzenli bir şekilde. Dolayısıyla müzecilik çalıştayı artık fakültemizin de bir kare kodu haline geldi. Ben ümit ediyorum ki bundan sonra bunları daha iyi bir şekilde korona düzeldiği zaman bu virüs ortamı ortadan kalktığında bunları daha iyi bir şekilde yüz yüze yapmamız faydalı olacaktır. Bunu devam ettireceğiz. Tabii konu sanal gerçeklik, online ve dijital olunca ben birden şeyi hatırladım. Aşağı yukarı 13-14 yıl önce VEKAM'ın yapmış olduğu müzecilik sempozyumunda bir bildiri sunmuştum. Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'ni sanal ortama taşımıştım ben. Bununla ilgili biraz bilgilerim vardı. Ta o dönemden sanal gerçekliği çalışmaya başlamıştık. Yani günümüzün bir gerçeği bu aslında. Sanal gerçeklik, sanal müze ve sanal ortamların insanların ayağına götürülmesi gerçekten çok önemli bir kavram. Dolayısıyla artık köylerde de internet var. Şu an dünyanın %65'i internet kullanıyor. Yani bütün köylere kadar girmiş vaziyette. Yani bazı yerler hariç. Böyle olunca bu işin daha da önem arz ettiği ortada. Bu yıl Bildur Hanım'ın seçtiği bir konu benim için çok sürpriz olmadı. Çünkü bu konunun üzerine gidip bunu geliştirip daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Anadolu sonuçta bütün tarihlerin başladığı bir yer, işte Göbekli Tepe'den tutun da Neolitik çağdan günümüze kadar belki yüz binlerce tarihi eserin ortalıkta dolaştığı ama bir doğru dürüst müzeye dönüştürülemediği ve gerçekten sonuçta insanlara kazanım sağlayabilecek, eğitim ortamlarına taşınabilecek bir süreç. Biz bunu sağlayamadık. Ben inanıyorum ki bu sempozyumlar, bu çalıştaylar sanal ortamda da olsa koronavirüsten ötürü bize yeni kapılar açacak, yeni umutlar sağlayacak. Ben şimdiden hepinizi kutluyorum. Bu çalıştayın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum ve bu arada bayramınızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Şimdi de bölüm başkanımız, görsel iletişim tasarım bölüm başkanı Bengi Soner Mazlumu. Buyurun. Merhabalar hocam. Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum ben de. Öncelikle Bildur hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gerek bu çalıştayı düzenlemesi nedeniyle gerekse korona döneminde birbirimizden ayrı kaldığımız dönemlerde çok önemli programlar yaptı. Düzenli olarak biz her hafta online seminerlerde bir araya geldik. Onların çoğuna katılma fırsatım oldu benim. Bir tanesi Aristüm'le katılma fırsatım oldu. Ve gerek müzeciliğin gerek sanatın nereye doğru evrildiğini çok derinlemesine inceleyen çok değerli söyleşiler oldu. Dijital çağın etkilerini biz ilk başta işte tasarım süreçlerinin değişmesiyle karşımıza çıkmıştı. Daha sonra giderek tasarım eserleri dijitalleşmeye başladı. Ardından da sanat eserlerinin üretim süreci ve eserlerin dijitalleşmesinden bahseder olmuştuk. Artık biz eserlerin sergilenmesi ve müzecilik konusunda ve sanat eserlerinin ortaya çıkması konusunda, üretilmesi konusunda dijital teknolojilerden bahseder olduk.
Bu çalıştay süresince de bu konularda çok değerli sunumlar olduğunu programdan gördüm. Herkese başarılar diliyorum. Bildir Hocam, çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ben çok teşekkür ediyorum aslında. Şu ana kadar tüm katkılarınız, hem grafik tasarımlar hem de bu süreçte bana yardımcı olduğunuz için. Şimdi ben hemen kendi sunumuma geçiyorum. Görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Görebiliyor musunuz? Görünüyor. Evet hocam. Evet hocam, görünüyor. Tamam. Şimdi biz aslında bir yıl hafıza ile ilgilendik. Burada tabii konuklarımız var. Dolayısıyla bizim bu sürecimizi takip edemediler. O nedenle ben 21. yüzyılda müzenin evrildiği yerden söz etmeden önce özellikle bazı isimlerden söz etmek istiyorum. Bunlardan belki en önemlisi ilk etapta çalıştığımız Abby Warburg ve Andre Morrow. Her ikisi de sanat tarihçisi ve arkeolog. Benim gibi aslında. Enteresan olan şey şu aslında, hafıza depolamayla ilgili onların tavrının 21. yüzyıl hafızalama ve depolamada hala söz ediliyor ve değer kavramı olarak bir bağ kurulabiliyor olması. Diğer önemli bir unsur aslında Warburg'un geliştiği dönemde Ernst Panofsky'nin doktor öğrencisi olması. Ernst Panofsky'nin eserdeki ikonografya çözümlemeleri ve bir eserin aslında analizi ve gerçekliği üzerine yapılan çalışmalarda Warburg'a böyle bir tez yazdırmış olması ve daha sonra bu eseri kendisinin de ikonografya çözümlemeleri olarak yazmış olması ve sanat tarihinin bir mil taşını koymuş olması anlamında eserlere bakış açımızı daha farklı kılan çalışmaların başlangıcı. Warburg'un Mnemosyne Atlası diğer çok önemli bir konu. 1924'te başlayıp 1929'da öldüğü zaman halen aslında bitmemiş olan bu eser bir görsel hafızayı, özellikle de Floransa sanatındaki imgeler ve bu sanat okumayı aslında öne çıkaran bir arşiv gibi değerlendirebiliriz. O dönemde atlas sözcüğü aslında haritalar için kullanılıyor. O nedenle bu yaygınlığı, yani Floransa'yı bir yer gibi görmemek, bütüne indirgemek anlamında bu kelimenin kullanılmış olması önemli. Mnemosyne de biliyorsunuz aslında Zeus'un birleştiği ve Musa'ların annesi olan hatırlama ve hafızanın tanrıçası. Dolayısıyla müze sözcüğü de müzlerden geliyor, esin perilerinden. Dolayısıyla müze ve hafıza ilişkisini aslında ilk kuran kişi bir anlamda Warburg oluyor 19. yüzyılda. Burada aslında Warburg'un bu sergisinin kitabının 93 yılında yayınlandığını ve ZKM'de aslında modern sanat eserlerinin sergilendiği bir merkezde sergilendiğini de ifade edeyim. Aynı merkezde biraz sonra bahsedeceğim Refik Anadolu'nun işleri de sergileniyor. Şimdi diğer bir önemli konu Warburg'un kütüphanesi. Warburg'un kütüphanesi aslında modern çağda dijital gelişim teknolojileriyle bilgiye web üzerinden ulaşımda bir ön teşkil ediyor. Ve Ernst Cassirer bundan bahsederken aslında en önemlisi de bu kütüphanenin tematik düzenlenmediğini, dolayısıyla bir karışıklık içeriyor ama kendi içerisinde bir düzenlilik
içeriyor ve insanlık tarihinin o döneme kadar aslında tüm belge ve bilgisini toplar nitelikte. Bu günümüzün bilgisayar teknolojisinin aslında edebiyat anlamında öncülerini oluşturan bir isim Louis Bourget. Louis Bourget eserlerinde labirent, hipermetin, rizom yapı, yani kökten türeyen ve büyüyen tarzda kurgular uyguluyor. Ve internet ulaşımı ve dijital teknolojilerle geliştirilen aslında bilgi ağları da benzer kurguyu uyguluyorlar. Şimdi o dönem için düşünürsek, bugünün teknolojisinde özellikle bilgisayarla ulaşımda çağrışım, bağlantı, doğrusal olmama, mobilite, link, hipermetin gibi kavramların hepsinin aslında Louis Bourget'de gömülü olduğunu söylemekte yarar var. Diğer Warburg'un günümüze etkileri anlamında önemli bir aşama da Gerhard Richter tarafından yapılıyor. Nazi Almanya'sında yaşanılan bellek hikayelerini, aile fotoğraflarını, bu defa kendisinin aslında Warburg'dan etkileyip Atlas adını verdiği çalışmasıyla bu fotoğraf belgelerini karışık temalarla derlemesi ve aslında yaşanılan hikayeleri bir tür belgeleme çalışması ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar André Malraux'a geldiğim zaman onun aslında hayali müzesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de geliştirmeye başladığı ve o aslında o hayali müzesinde duvarları olmayan bir müze hayali. Dolayısıyla fotoğrafik reprodüksiyonların birlikteliğinden meydana gelecek ve bu fotoğrafik reprodüksiyonların çeşitliliği, farklı kültürlerin yaşamları ve aslında bir tür sanat tarihinin belgeleme aşaması niteliğinde olan bu iş. Bir taraftan da aslında sanat tarihinin bittiğini de ifade edebilir. Ama bir taraftan da çağdaş müzeciliği başlatan bir akımı başlatıyor. Dolayısıyla bundan türeme video, film, enstalasyon gibi eserler aslında yeni çağın oluşumlarını sağlıyor. Ve şöyle artık sanat bizim 19. yüzyılda baktığımız gibi değil, her şeyin sanat olabildiği bir dönem. Bu da 1946'da Lucia Fontana'nın manifestosunda gizli zaten, Beyaz Manifesto'da. Beyaz Manifesto'da artık özellikle savaştan sonra yaşanmışlıklar ve bunların belgeleri ve insan üzerinde bıraktığı duygu izleri ve insanın aslında dönüşüm etkileri bunlar bir tür çağdaşa indirgenebilecek değerler ve bugün de bizim gördüğümüz modern müzecilikte. Dolayısıyla müzenin aslında kapsayıcılık, koruyuculuk, kollayıcılık gibi bireye ulaşma hedefi ki biz buna küratörlük diyoruz aslında. Curatare sözcüğü Latince'de korumak ve kollamaktan geliyor. Müzeye yeni bir aslında işlev kazandırıyor ve artık kimse öteki değil. Herkes müzenin kolladığı ve eşit, demokratik bireyler. Malraux'un izinde bu defa fotoğrafla tarih hafıza belgelerini de biz Walid Raad'da görüyoruz. Ama hem Marburg hem Malraux etkileriyle kendisi şu an Amerika'da yaşıyor, New York'ta ders veriyor. Ama Lübnan iç savaşını belgeleyen fotoğraflarıyla oluşturduğu bu çalışmaları bu defa da Lübnan İç Savaşı'nın travmatik belgelerini oluşturuyor. Diğer önemli tabii sergileme ve paylaşım platformları artık sadece müze değil, müzenin dışına taşıyan. Biz bunu bienallerle görüyoruz, kültür endüstrisinin geliştiği yerde farklı aslında bakış açılarıyla dünyayı birleştiren platformlar. Artup onlardan bir tanesi.
Ve özellikle Bulgaristan, Ankara, Atina'daki Göte Enstitüleri'nde genç sanatçılara fotoğraf enstalasyonuna yeni yerler verip onları öne çıkararak aslında o bölgelerin yaşanmışlığını ortaya koyuyor. Ve Zeynep Bekünlü, Barcelona'dan eğitimli, Mimar Sinan çıkışlı film rulolarını, çöpe atılmış film rulolarını üzerindeki yaşanmışlık izleriyle tekrar hayata getiriyor ve yeni bir hafıza deposu oluşturuyor. Bir de dijitalleştirme projeleri var. Özellikle dijitalleştirme projelerinde öne çıkan Foucault'un aslında bütün zamanı aynı mekana kapatma ilkesinden yola çıkarak Vasıf Kortu'nun Saat Galata arşivinin kullanılarak Refik Anadolu'ya yaptırılan Arşiv Rüyası Dijital Enstalasyon Sergisi. Şimdi Vasıf Kortu'ndan da bahsetmek isterim. O da aslında tarihçi, sanat tarihçisi. Dolayısıyla bu derleme ve Arşiv Rüyası'nı kullanma aşamasında Refik'le de bizim şu anda konuştuğumuz konuları detaylı bir şekilde konuşmuş olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu 21. yüzyılda dijital veri nasıl derlenecek? Bunlarla ilgili bazı arşivler var. 19. yüzyılda Harvard Art Müzesi'nin, Folk Museum'un derlediği arşiv gittikçe büyüyen. Sonra Getty Müzesi'nin dijital arşivi. Yani siz internette bir platforma girdiğiniz zaman aslında bütün görselleri bu platformlardan alıyorsunuz. 2016'da da Bill Gates'in bir Çinli gruba, Visual China gruba sattığı Corbis imaj arşivi. Şimdi imaj yönetilebiliyor tabii. Ondan özellikle yani liderlerin nasıl görünmek istedikleri veya olayların yönlendirilmesi ve saklanması konusunda arşiv aslında her şey. Fizikçi ve kuramcı Freeman Dyson 2007'de biraz sonra bahsedeceğim Edge'in yaşam kavram olarak toplantısında şöyle bir şey söylüyor. Blake ve Byron'un şiir dizeleri kadar akıcı gen haritaları yazan yeni kuşak sanatçılar gezegenimizin ekolojisini zenginleştirecek yeni çiçekler, meyveler, ağaçlar, kuşlardan oluşan bir bolluk yaratabilirler. Bu sanatçıların çoğu amatör olsa da erken dönem harikalar çağı şairleri gibi bunlar da bilimle yakın ilişki içinde olacaklar diyor. Ve hakikaten şu anda takip ettiğimiz korona sürecinde halkı yalnız bırakmayan küçük odasında Los Angeles'ta eser üretmeye devam eden benim de konuğum olan Refik Anadol bu tarz dijital simülasyonlar yapıp bunları aslında Google Art projesinin sanatçısı olarak imajları kullanıyor ve makina halüsinasyonları yaratıyor. Bunu sadece o yapmıyor tabii. Onun öncesinde aslında Juan Fonberta internet üzerinden fotoğrafta gerçekliği sorgulayan kavramsal bir sanatçı olarak hangisi gerçek sorusuna aslında cevap aranacak şekilde bazı imajlar üretiyor. Ama onun amacı hafızasız fotoğraflar koymak. Refik'in aslında bakışında da siz fotoğrafa baktığınız zaman sizin hafızanız fotoğrafın içine gömülüyor ya da bir enstalasyonun içine gömülüyor. Onun için bu orogenesis çalışması Teragen programı yardımıyla oldukça önemli. Bir de Google Gram 5 ile ürettiği bazı çalışmaları var. Aynı düş, saltın düş arşivinde olduğu gibi. Şimdi resim heykel müzeleri, bunlarda da bir yenilenme var. Yakın bir tarihte OM açıldı. Bir koleksiyonerin koleksiyonunun müzeye indirgendiğini gördük. Aynı şekilde de Vasıf Kortu'nun çarpıcı bir şekilde salttan ayrılıp bu yeni aslında oluşumda yani Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin Galata Port'taki inşasının Emre Arolat'ın revize ettiği şekliyle
aslında bizim ülkemizde de çok çağdaş, ulusal bir resim heykel müzesi yenilemesi olacağını da gözlemliyoruz. Ben şimdi süremi aşıyorum. O yüzden hemen hızla geçiyorum. Şimdi gelecek yıllarda ne olacak? Aslında biz kültür yiyicisi ve ikinci el bilgiyi internetten yayan kişileriz. Kendi gerçekliklerimizi biliyor muyuz? Robot gibi mi yaşıyoruz? Bunları aslında düşünmemiz gereken bir süreç. Yani müzecilikle biz neredeyiz konusunu biraz sonra açacağım. Çünkü kendimize zaman ayırmak ve enerji tüketmek zorundayız. Bu sayede de aslında çağımızın müzeciliğin nesnesi biziz artık. Eser depolamak, envanter yapmanın çok ötesinde bir müzecilikten söz ediyoruz. Ve biz bunları takip edebildiğimiz sürece de ve kendimizi o zaman müzecilik alanına da yeni katkılar sunuyoruz. Çağın düşünürlerinden çok önemli bir isimden söz edeceğim. Edge Vakfı'nın kurucusu Boston'da John Brockman. Aslında John Brockman enteresan bir kişi. Özellikle kuramcıları davet ettiği her yılki konuşmalarında nelere ihtiyaç var ve dünya neye doğru evriliyor konularında paylaşımlar yapıyor. Ve bu kapsamda da ona kültürel impresario ya da entelektüel enzim diyenler var. Mesela bu Zihin adlı kitabı 2011 konuşmalarının derlendiği bir eser ki bu eserde de çok farklı nörobilimciler, dil bilimciler, davranışsal genetikçi, ahlak psikologları yani disiplinler arası çalışmanın öncülüğünü sağlayan kişiler var. C.P. Snow çok önemli bir kişi. 1959'da aslında iki kültür kavramını Batı toplumunun temelini oluşturan sosyal bilimlerin aslında dünya problemlerini çözmek için yetersiz kaldığını ve Batı entelektüelizminin aslında bir grup elit tarafından kullanılmasına tepki gösteren ve buna karşın yakınlarda Brockman da üçüncü kültür kavramını öne sürüyor. Entelektüeller ile artık teknoloji öncülerinin bir arada çalışacağı yeni bir çağ ve bununla birlikte aslında ortaya beynin nasıl düşündüğü ve uyguladığı bunlarla ilgili detaylar ortaya çıkıyor ki bu da yapay zekanın aslında insanı simüle eden ve aslında insan gibi düşünebilecek mi sorguladığımız ve müzelerinde bu anlamda insanla iletişimlerinde nasıl bir yer alacakları konusu artık her yerde müze ve duvarsız müzeyi sindiren yeni bakış açıları. Edward Wilson diğer önemli bir kişi. O da ikinci kültür kavramına eleştiri alan farklı bir bakış açısını sosyal biyolojiyle getiriyor. Aslında gen hafızasıyla aktarılan ve genin çalışma ve kolektif davranış modelleri üzerine çalışıyor. Joseph Le Dux aslında nöronlarla özellikle duygu nöronlarını inceliyor ve insanlarda öğrenme bilincinin aslında negatif düşüncelerle daha çok ortaya çıktığını inceliyor. Şimdi baktığımız zaman aslında bir de müzeyi yani bu çağda müzeyi gözleyen kişiler de var. Müzeye gelen insanın aslında davranış bilimini gözetleyen Elliot Erwitt. Müzelerde aslında belki artık çocuk müzeciliği, ben onları aslında büyük çocukları da müzeye toplamak için yeni bakış açılarının yaratılması gerektiği kurguları Susan Verde ve Peter Reynolds'ın çizimlerinde olduğu gibi. Dolayısıyla artık yeni bir çağa evriliyoruz. Borges'in söylediği gibi şimdinin sonsuzluğunda yaşamaya başladık sanki. O zaman şunları sorgulamamız gerekiyor. Ne her şeyi değiştirir? İnternet düşünce sistemini değiştiriyor mu? Ve insanlığın değişen kültürel kodları müzeciliğe nasıl yansıyacaktır? Ve müzeler bir medyaya, bir iletişim ortamına mı dönüşecekler?
Bu soruları cevapladığımız zaman aslında dijital ortamda da neye evrildiklerini müzelerin çözmüş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Ceren'e söz vermek istiyorum. Ceren Karadeniz, buyurun. Günaydın hocam, günaydın sayın katılımcılar. Bilir hocam bir soru sordu. O soru ne her şeyi değiştirir üzerineydi. Ben kısaca aslında içinde bulunduğumuz durumda da birçok müzenin bir yol haritası çizme konusunda sürdürülebilirlik konusunu nasıl gündeme getirdiğiyle ilgili kısa bir sunum yapmak istiyorum. Aslında bu sözünü edeceğim konular ya da kendimce derleyip toparladığım anlatılar bir sürdürülebilirlik stratejisine sahip olursa eğer müze bir şeyleri değiştirebileceğini de iyi kötü gösterecektir diye düşünüyorum. Sürdürülebilirlik aslında sürdürülemezlikle de birlikte ele alınması gereken bir konu. Yani ve başlı başına önemli bir kültür sorunu. Kültür de tabii dünyaya bağlanan sayısız yolu içeriyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramını gündeme getirmek için dünyaya bağlanan sayısız yolu da aslında araştırmamız, gündeme getirmemiz gerekiyor. Özellikle müzelerde sürdürülebilirlik üzerine çalışan iki kuramcı var. John Sutteris ve Wirtz. Sutteris ve Wirtz diyor ki müzeler bireyleri insanlar arasında iletişim kurmaya cesaretlendiriyorsa eğer, yaşamsal ve yeni bir rol kültür kurucusal bir görev de oynamalı. Dolayısıyla aslında günümüzün müzesi kolaylaştırıcı rol oynamalı. Çağlar boyu müzenin evrimine ve gelişimine de baktıysak eğer, hiç bu kadar kolaylaştırıcı ya da çok farklı sese aslında yer verebilen bir kurumsal dönem yaşamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla kolaylaştırıcı olma rolüne sahip ve çok büyük bir rol oynayabilir özellikle bu konuda. Dolayısıyla sürdürülebilirlik konusunu ele alırken ben bu vesileyle bu çalıştığı için yaptığım küçük taramalarda da tabii ki bu kavramın sadece kültürel sürdürülebilirliğe odaklanamayacak bir kavram olduğuyla karşılaştım ama ekonomik, sosyal ve muhakkak ki çevresel yeri de var. Ve müze hem ekonomik sürdürülebilirlikte, hem sosyal sürdürülebilirlikte, hem çevresel sürdürülebilirlikte, hem de en temel fonksiyonlarından biri olan herhalde kültürel sürdürülebilirlikte çok ciddi bir sürdürülebilir kalkınma katalizörü görevi de görüyor. Dolayısıyla toplumların birbirleriyle olan ilişkilerinde ya da kendi içlerinde meydana getirdikleri dinamiklerin hayata aksinde sosyal bir sürdürülebilirlik görevi görüyor. Yine ekomüzeler, ekonomüzeler ya da yaşayan kültür müzeleri gibi örneklerle ekonomiye de katkı sağlayabilecek ve ekonomik bir sirkülasyon sağlayabilecek altyapıya sahip oldukları için ekonomik sürdürülebilirliği kolaylaştırabiliyorlar. Zaten yaptıkları aktiviteler, gerçekleştirdikleri sergiler, dijitalizasyon olsun, koleksiyon yönetimi olsun, kültürel sürdürülebilirliğe bir katkı ve dünyada birçok müzenin özellikle yeşil müze konseptini hem mimaride hem de müze içi politikalarda sürdürdüğünü bildiğimiz için de çevresel sürdürülebilirliğe ne derecede katkı sağladığını görüyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmaları bugün çok önemli bir noktaya oturdu. Çünkü pandemi yaklaşık 2-2,5 aydır, hatta bunu aslında 3 aya da yaymak gerekiyor. Sürdürülebilirliğinin neredeyse en büyük dinamiği elde ettiği finansal gelirler olan birçok müzenin durumunu zorlaştırmaya başladı bu dönemde. Yeni normale uyum sağlayabilmek de sağlam bir sürdürülebilirlik politikası ve işbirliği politikası kurmakla muhtemelen sağlanacak. Dolayısıyla müze sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için diyor çok sayıda kuramcı ve uzman, müze çalışmalarının ilkelerini ve ilkilerini gözden geçirmek gerekiyor. Kültürel, ya toplulukların kültürel gereksinimlerini ve olanaklarını değerlendirmek gerekiyor. Önce yerel düzeyde, yani lokal düzeyde müzenin en yakınındaki topluluğa nasıl ulaştığını ve toplumsal değişimi nasıl kolaylaştıracağını gündeme getiren politikalar kurması gerekiyor. Ve tabii ki kurum ve kuruluşların ne düzeyde bu değişimi de destekleyebileceklerini göstermek gerekiyor. Tabii ki müzenin burada işlevlerini tekrar etmeye muhakkak gerek yok. Bilir Hocam da anlattığı üzere müzecilik kavramı antik dönemden günümüze nasıl bir dönüşüm ve değişim geçirdi ama mirasa ve topluma değer kattığı bir gerçek. Müzeler ve miras insanları bir araya getiriyor ki en çok istediğimiz nokta bu.
birbirlerine bağlıyorlar ya da birbirleriyle bağlantılı olan o doneleri ortaya çıkarıyorlar. Toplumsal uyumun gelişimini sağlıyorlar. Yenilenmeyi ve yerel ekonominin gelişimini destekliyorlar. Bütün bunlar müzeyi daha farklı ve özel bir kurum haline getiriyor. Ve ister istemez de interdisipliner çalışma zorunluluğu olan bir kurum haline getiriyor. O zaman mevcut zenginliklerini fark edip devredecek, gelecekte yeni kaynaklar geliştirecek, yeni bir misyonu ve yeni bir vizyonu hayata geçirecek müzeler gerekiyor ve her şeyi değiştirebilmek için uzun soluklu olabilmesi gerekiyor. Bugün de tam bu noktada nasıl uzun soluklu olabileceği ile ilgili müzelerin birçok aslında fikir gündeme geldi ve yaklaşık 3 aydır özellikle dijital platformda çok ciddi bir külliyatta birikti diyebiliriz. Birçok uzman son 3 aydır birçok müzenin içinde bulunduğu bu kısır döngüyü ve acaba pandemi sonrası süreçte hayatımızı nasıl devam ettireceğiz sorusunu şöyle yanıtlamış. Bir kere her şeyden önce enerji tüketimini kısıtlamaya gitmesi gerekiyor müzelerinde. Çünkü gerçekten bütçelerini çok aşan enerji harcamalarıyla karşı karşıyalar. Çevresel yönetim sistemini uygulamak durumundalar. Yakın çevreleriyle olan bağlantıyı artırmak durumundalar. Halkın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak durumundalar. Müze ve halkın birbirinden hiç kopamayacak iki unsur olduğunu halka da anlatmak durumundalar. Ama galiba en çok da kendilerinin bu konuda ayrıntılı çalışmalar yapmaları gerekiyor. Kültürel üretim için alan açmak durumundalar. Tek taraflı bir koleksiyon politikası ya da museum highlights politikası güderek kültürel üretimi hayata geçiremeyecekler. Ve ellerindeki malzemeleri ve koşulları geri dönüşümlü şekilde kullanabilerek, personeli de bunu uyumlandırarak sürdürülebilirliğe herhalde katkı sağlayacaklar. Tabii ki bunun dışında ilerleyen süreçte ticari alanda adil ticareti de gündeme getirerek müzeler yeni bir sürdürülebilirlik politikası ortaya koyabilirler. O zaman denge dediğimiz unsur hem yeni ekonomileri yaratarak, hem kültürel gelişimi sağlayarak, hem sosyal dönüşümü sağlayarak müzelerin her türlü kriz döneminde bile sürdürülebilirlik politikalarını ilerletmesini herhalde sağlayacak. Benim konuşma başlığım bu hafta içinde de bulunduğumuz 18 Mayıs haftasını aslında biraz odağında olacak. Yani kısaca öyle toparlayacağım. 18 Mayıs Uluslararası Dünya Müzeler Günü ve 1946'dan beri faal şekilde çalışan İKOM'un 70'li yılların başından beri ortaya çıkardığı bir tema. Bu temaları incelediğimizde hem izleyicinin, yani müzeden faydalanan insanın, müze katılımcısının 1977'den beri yazılı ortamda ve külliyatta nasıl değişiklik gösterdiğini, nasıl isimler aldığını, hem de bu izleyiciye hitap etmek durumunda olan müzenin de nasıl değiştiğini görüyoruz. Sorgulayan, karşılık veren, soru soran, özgürleştirici, çözüm üreten. Peki bunlar hakikaten kağıt üstünde mi kalıyor, yoksa bu kuramlar, bu ortaya atılan anekdotlar gerçekten dünyada bir standartizasyona gitmesini birçok kesimin temenni ettiği müzeleri hakikaten bir noktaya taşıyabiliyor mu? Bir, aslında çok da geriye gitmedik. 1992'den bugüne baktığımızda gerçekten çok önemli noktaların, çok iç açıcı noktaların ve kritik noktaların üzerinde durduğunu ve parmak bastığını görüyoruz müzelerin. Yani barış ve uyum konusu, toplum inşası konusu, küreselleşme, müzenin dostları dediğimiz, aslında bugün çok büyük eksikliğini hissettiğimiz müze gönüllüleri konusu, uluslararası mirasta müzelerin yeri, adil ticaret, adil iade politikaları, işte kültürel mirasın iadesi politikası, anılar, yeni bellekler oluşturma, yeni hafızalar oluşturma, değişen dünyaya nasıl uyum sağlıyoruz? Yani müzede istendik düzeyde değişim yaşayabiliyor mu? Ya da nasıl direniyor bu değişimlere? Değişim yaşamak zorunda mı, yoksa direnmeli mi? Dolayısıyla müze koleksiyonları, kaynak topluluklar, sürdürülebilir topluluklar, bu 18 Mayıs teması olarak belirlenmiş konular aslında yeni bir toplum inşası ve yeni bir müze inşasını da gündeme getiriyor. Kültürel, doğal, sosyoekonomik bütün bu sürdürülebilirlik halkası içerisinde birçok müze bu temaya, bu temalara bağlı kalarak ve bağlantılı kalarak ve o temalara uygun etkinlikleri gerçekten bir önceki temaya da uyum sağlayarak gerçekleştirebildiğinde, hayata geçirebildiğinde sürdürülebilirlik politikalarını kısmen de olsa misyonuna ve vizyonuna yerleştirmiş sayılıyor. Bu da İKOM'un kendi ifadesi. Bu sene
Eşitlik için müzeler, çeşitlilik ve içerme, pandemi gündeme gelmeden önce konuşulmaya ve tartışılmaya başlanan bir başlıktı. Çünkü 2019 yılında Kyoto'daki yeni tanım aslında çeşitlilik konusuna ve kültürel çeşitlilik aslında ve aynı zamanda inclusion dediğimiz bu inclusive yaklaşımlara, kapsayıcı yaklaşımlara biraz daha odaklanıyordu. İçerme politikalarına odaklanıyordu. Farklı etnik kökenden, cinsiyetten, cinsel yönelimden, kimlikten insanın, farklı topluluk fiziksel yeteneklerin, siyasi bağlantıların, bunun çeşitliliği nasıl tanımlarsanız, yaş grupları farklılığı da tabii ki burada odak noktada, müze içerisinde temsil edilebilmesi ve sesini duyurabilmesi odağına aslında yerleşiyor bu terim. Ama tek bir kültürel çeşitlilik tanımı yapmak tabii ki mümkün değil. Bugün içinde bulunduğumuz durumda ister istemez gerçekleştirdiği birçok politik aşamayla ya da ideolojik aşamayı gündeme getirmesiyle ve pandeminin de sarsıcı etkisiyle müzeler ister istemez çeşitlilik politikalarını farkında ya da farkında olmadan Müzeler Günü bağlamında pandemi sürecinde hayata geçirmiş bulundular. Müzeler Günü politikalarını ve Müzeler Günü temalarını kendi sistemlerinde gündeme getirirken müzelerin ağırlıklı olarak bir hedef kitle belirlediğini, topluma ulaşmak için bu amaç doğrultusunda bir etkinlik belirlediğini, bu etkinliği yaparken bazı kurumsal ortaklıklar geliştirdiklerini, İKOM'un en önemli çalışma ortağı haline geldiklerini ve etkinlik sonrasında da bir değerlendirme yaptıklarını, yani çok uzun yıllardır birçok müzede görmediğimiz izleme çalışmalarını da hayata geçirdiklerini gördük. Bu beş madde sürdürülebilirlik politikası için olmazsa olmaz öneriler, müzelere getirmiş öneriler, bunları da hayata geçirmiş durumda. Peki bu içinde bulunduğumuz son 3 aylık periyot, gerçekten sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bir parçası olarak sosyokültürel sürdürülebilirliği ve psikolojik sürdürülebilirliği aslında sağlamak için nasıl roller oynadılar? Dijital platformlar bu kültürel çeşitlilik ortamını da sağladı aslında müzelere. Çok farklı kesimden insanlara müzeler kapılarını dijital platformdan açtılar mı? Yoksa insanların evlerine mi bizzat konuk oldular? Aslında ikincisi daha doğru muhtemelen. İnsanların evlerine konuk oldular. Kendilerine daha önce erişim olanağı sağlayamayan aslında insanların da evlerine konuk oldular. Çok farklı platformla karşı karşıyayız. Bu çok farklı bir sunumun aslında anlatının konusu. Ama sürdürülebilirlik platformlarını canlı yayınlarla, kanallarla ya da e-haber kanallarıyla ya da mail listeleriyle, videolarla, real-time görselleriyle, müzelerde yaptıkları canlı turlarla gündeme getirdiler. Ve pandemiyi bir şekilde izleyiciyi çevrim içi hale getirerek ve web üzerinden aslında herkesi eşitleyen bir platform üzerinden de hayata geçirerek ve pandemiyi bu yolla aslında uzaklaştırmaya çalışarak evlere konuk oldular. Bu son dönemde sosyal eşitlik ve adalet konusunda internet erişimini de aynı düzeyde ve kalitede yakalayamayan ve ekonomik anlamda sağlayamayan insanların müzeye erişimini tekrar gündeme getirdi. Bu da benim kendi fikrimce 21. yüzyılın neredeyse ikinci yarısını karşılarken müzenin toplumsal işlevlerinin farklı bir konusu olsa gerek. Birçok rapor yayınlandı. Sizler de bilirsiniz. Amerikan Müzeler Birliği'nin, Uzak Doğu Pasifik Müzeler Birliği'nin, NEMO'nun, yani birçok kurumun ve kuruluşun raporu yayınlandı. Ve bu raporlar pandemi sürecinde müzelerin %40 düzeyinde çevrim içi platformda izleyici sayısının arttığını gösterdi. Müzelerin sosyal medya hesaplarını takibe alan insanların sayısının %30 oranında arttığını gösterdi. Bu bir şekilde kabul edersiniz ki müzeye katılımında aslında artması demek. Amerikan Müzeler Birliği ile şöyle özetlemek istiyorum. En erken pandemi raporu yayınlayan kuruluştu. Yakın zaman içerisinde Türkiye için de müzelerin sürdürülebilirlik politikaları için bir pandemi raporu hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Müzelerin perde arkasını görmek, müzecilik çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, müze uzmanlarının nasıl çalıştığını görmek ve onları izlemek istiyormuş insanlar, izleyiciler. Dijital platformda müzenin eğlenceli oyunlarla izleyiciye ulaşmasını istiyormuş izleyiciler. Müzeye ilişkin koleksiyonlardan faydalanarak yap ve paylaş etkinliklerinde yer almak istiyorlarmış. Ve umudu ve güzelliği izleyicilerle paylaşmak istiyorlarmış. Birçok örneği gözler önüne getirdi müzeler. Birçok müzenin hiç göremediğimiz temizlik ve bakım süreçlerini canlı yayınlarda izleme şansına sahip olduk.
Bu etkinliklerin hepsi insanlara iyi geldi. Terapötik görevi müzelerin çok büyük ve müzelerin terapötik etkisi ve görevleri üzerine onlarca yayın yapıldı uluslararası alanda da bu yayınlara ulaşabiliyoruz. Bir sanat eserinin bir reçeteye, sanat eserini izlemenin ya da bir müzeye gitmenin bir reçeteye yazıldığını da biliyoruz. Ama Kanada'nın reçete uygulamasından çok önce mindful müze kavramlarıyla biz müzenin terapötik anlamda insanlara açıldığını biliyoruz. Peki pandemiden sonra bu sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Birçok platformda sağlayacağız. Türkiye'de yaklaşık 2 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen öğretmenlere hizmet içi eğitim veren müze eğitimi kursları devam etmekte ve yaklaşık 1200 öğretmene ulaşılan kurslarda öğretmenler evlerinde pandemi sürecinde online platformlarda öğrencileri birlikte müze gezileri yapıp o gezilerden eğitim materyalleri ürettiler. Sürdürülebilirliği sağlayabilmek için herhalde bu platformları daha aktif kullanmak gerekecek. Ya da YouTube kanallarını, müze içerisindeki sanal turları, müze içerisindeki online rehberli turların sayısını belki biraz daha artırmak gerekecek. Biraz da yakın çevreyle artırılabilir bir işbirliğiyle müzelerin yeni bir sistematik, sürdürülebilirlik sistematiği geliştirmesi gerekecek. Bu şekilde özetlemeye çalıştım. Çok da süremi geçmek istemiyorum. Ama bizim için önemli olan hiç kimsenin müzede başarısız olmamasını sağlamak. Bir müzenin de çağdaş bir kurum görevini ve işlevini görüyor olabilmesini de sağlamaksa eğer sürdürülebilirlik çok önemli. Bu süreçten itibaren muhtemelen en küçüğünden en büyüğüne kadar birçok müzenin sürdürülebilirlik stratejilerini tekrar gündeme alacağını düşünüyorum. Hocam son olarak mikro müzeler konusunu da söylemek isterim. Pandemi sürecinde en başarılı olan özellikle 18 Mayıs'ta gerçekleştirdiği etkinliklerle ve halka ulaşımda dünya çapında en başarılı olan müzeler mikro müzelerdi. Yani çok küçük müzeler, kişilerin, şahısların sanal platformda ya da fiziki ortamlarda kurduğu müzeler, mikro müze, makro güç sloganıyla gündeme geldiler ve herkesin müzeye katkı sağlayabileceği, herkesin müzeden faydalanabileceği bir yüzyılı bekliyor olduğumuzu da tekrar sloganlaştırdılar. Dolayısıyla sürdürülebilirlik süreçlerinde küçük müzeleri izlemek herhalde çok değerli ve önemli olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hem süreni çok iyi kullandın hem de çok güzel bilgiler verdin aslında. Müzelerin evet önümüzdeki yıllardaki evrilme süreçleri ve kendileri nasıl aslında sürdürecekler. Şimdi Senem Güdenleri davet etmek istiyorum. O da aslında bize kent sanatının koleksiyonu üzerine konuşacak. Buyurun Senem. Senem burada mı? Tamam. Tamam. Bir saniye. Ekranım geldi mi acaba? Evet, benim sesimde bir sıkıntı var. Evet. Bir saniye daha bekleteceğim. Kusura bakmayın. Ekranımın geldiğini söylediniz değil mi? Evet, ekranı görüyoruz. Tamam ama sunumumda bazı eksiklikler var. O yüzden kusura bakmayın. Onları da tam sunumu yetiştiremedim. Size anlatacağım. Şimdi ben size kent sanatını koleksiyonunu yapmakla ilgili daha çok görseller üzerinde konuşacağım. Ve kent sanatıyla grafiti nasıl ortaya çıkmıştır? Birinci, ikinci jenerasyon farklılıkları ve aynı zamanda nasıl müzelere geldiklerini ve nasıl koleksiyonlarının yapıldığını anlatmak istiyorum. Şimdi birinci jenerasyon sprey boyanın ortaya çıkmasıyla 1960'lardan sonra özellikle New York'ta ve Philadelphia'da
daha çok Afrikalı ve Hispanik kökenli gençler varoluşlarını ifade etmek için sokaklarda kendilerini ifade etmek için grafiti yapmaya başladılar ve zamanla tekniklerini de ilerlettiler. Bu bir bireysel varoluş, toplumsal konuları özellikle ele alıyorlardı. Alt kültürden geliyorlardı. Bir karşı kültür oluşturdular ve böylelikle geniş kitlelere hitap etmeye başladılar. Çünkü sokakta herkes onları görebiliyordu. Yani metroyu boyadıklarında, bir treni boyadıklarında o tren bütün şehri gezebiliyordu. İlk kuşak sanatçılar kendilerini vandal olarak ifade ederler ve sistemi reddederler. Daha anarşist ruhdadırlar. Kamusal alanda ve özel mülke karşı istediklerini yapma özgürlüklerine sahip olduklarını düşünürler ve işlerini ticaretleştirilmezler. Ama ikinci jenerasyon daha farklıdır. Çünkü onlar zaten şeyle büyümüşlerdir, grafitiyle büyümüşlerdir. Ve çoğu zaten özel sanatlar veya grafik bölümü öğrencileridir. Bir şekilde profesyonel olmak ve ticaretleşmek isterler. Tabii ikinci kuşakla beraber bir yandan da internet ortaya çıktı. İnternet ortaya çıktığı zaman kendi lokal bölgelerinden çok daha uluslararası boyuta taşınıp ünlenmeye başladılar. Ama bununla beraber daha az bir otosansür oluşturdular. İfade özgürlükleri daha çok kısıtlandı. Özet olarak kent sanatı çağdaş sanatın ayrılmaz bir parçasıdır. Dünyanın her yerine yayıldı ve diğer sanat tarihinin kurallarından çok daha farklı olarak kuralsız bir şekilde yayıldı. 40 yıldır da varlığını gösteriyor. Çok kısa öncelikle size bazı birinci kuşak ve ikinci kuşak sanatçıları göstereceğim. Göndereceğim. Bunlar kaligrafinin de çok ileri boyutlara taşınmasına neden oldular. Örneğin Dondi ile Lee ilk defa metroyu boyayanlardı. Ondan sonra Phrase to Bubble Style ortaya çıkarttı. Tracy Waltz Style'la devam etti ki Waltz Style'da görüyorsunuz hiçbir şey okunmuyor. Lady Pink ilk kadın, New York'taki ilk kadın grafiticilerden de ve efsane bir Fabulous Five diye bir tane crew de şey oluyor. Birkaç tane grafiti sanatçısı bir araya geliyorlar ve beraber eserlerini ortaya çıkıyorlar. İki tane kitap var ki bu iki kitap grafitinin dünyaya yayılmasında çok etkili olmuştur. Birisi Subway Art ve diğeri de Spray Can Art kitaplarıdır. Bu kitaplar yıllarca dünyanın dört bir yanına fotokopisi çekilerek dağıtıldı. İnsanlar, grafitiyle ilgilenenler bu kitap sayesinde tarzlarını, stillerini değiştirmeye başladılar. Bu üç görselde de gördüğünüz gibi birinci jenerasyon beğenilmek gibi bir kaygısı, derdi yok. Onlar daha çok bir şey vermek istiyorlar, mesaj vermeyi daha çok amaçlıyorlar. Fan Galeri çok önemli bir galeri. Çünkü Fan Galeri'de Peter Ring, Basquiat veya işte Kenny Scarf gibi sanatçılar bir yandan Fatura, Fabulous Five'den Freddy, Pink Lady gibi sanatçılarla beraber grafiti, bu galeride grafiti yaptılar. Ve bu grafiti yüksek sanatla beraber bir şekilde buluştu. Burada benim birkaç görselim eksik, çok özür diliyorum. İkinci jenerasyondan da görürseniz Kaos gibi bir sanatçı, ki Kaos'un herhalde şey eserlerini, heykellerini görmüşsünüzdür. Sokakta sanat yapıyorlar. Aynı zamanda Junior, Jean Juan ve gene Junior'ın bu sefer Filistin duvarında yaptığı eserleri görüyorsunuz. Önemli sanatçılar. Tabii burada şeyin de gençlerin etkisiyle, yani gençlerin grafitiye olan ilgisi Nike, Adidas, Coca-Cola gibi firmaların, Converse gibi firmaların da çok ilgisini çekti. Gençler de zaten para kazanmak, çünkü aslında grafiti ucuz bir sanat da değil, ciddi bir malzeme gerektiriyor. Az malzeme ama o malzeme de çok ucuz, hele o yıllarda hiç ucuz olmuyor. Reklam kampanyaları düzenlediler. İyice arkasına da, yani bir yandan piyasanın cazipliği sanatçılar için hoş geliyordu.
Bir yandan da bu firmalar da sanatçılardan faydalanıyorlardı. Ama burada da gene bir otosansür ortaya giriyor. Çünkü onların istediğini bir şekilde vermek zorundasınız. İki tane Converse görseli gösteriyorum size. Nike'ın reklam kampanyası. Aynı zamanda daha yüksek fashion dediğimiz daha lüks markalar da grafiti sanatçılarıyla veya sokak sanatçılarıyla çalışmaya başladılar. Şimdi burada biraz eksiğim var, kusura bakmayın. O yüzden şu görselin üzerinden anlatacağım. Şimdi burada arkasından Foundation Cartier bir sergi oluşturdu. Tate Modern'in Street Art Exhibition sergisini görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Los Angeles Moka yaptılar. Street Art'la ilgili bir exhibition sergi yaptılar ve burada çok büyük sanatçıları da çağırdılar. Kocaman bir alanda sergileri oldu. Aynı zamanda Museum of Contemporary Art San Diego'nun bir sergisi var. Türkiye'de de bir sergi yapıldı. Pera Müzesi İstanbul'da duvarların dili ve sokak sanatıyla ilgili bir sergi yaptı. Şimdi burada nasıl oluyor? Burada sanatçılar yapıyorlar, karşılıklı olarak anlaşıyorlar ve diyorlar ki zaten eserlerinin yok edileceğini biliyorlar. Bu durumda yapılanlar şu oluyorlar. Ya sanatçılar yaptıkları taslak çizimleri ve hazırlık desenlerini belgeselliyorlar, arşivliyorlar veya atölye çalışmaları yapılıyor. Veya bu sergiler sırasında yapılan eserlerin fotoğrafları, belgeselleri çekiliyor, öyle paylaşılıyor. Bazen de galeriler veya müzeler onlara bir tane tuval veriyorlar. Tuvalde istediklerini yaptıktan sonra onu gene de kataloglarında bir şekilde ölümsüzleştiriyorlar. Çünkü burada bir ölümsüzleşme söz konusu. Dünyada bazı müzelerde, sokak sanatıyla ilgili müzelerde açıldı. Bunlardan birisi Street Art Museum. St. Petersburg'da çok büyük bir müze. Çok büyük bir müze olduğu için içine bir sürü eserler alabiliyor. Onun dışında gene Berlin'de Urban Nation Museum for Urban Contemporary Arts Müzesi var. Daha küçük bir müze. Aynı zamanda Amsterdam'da Street Art Müzesi var. Street Art Museum daha çok size biraz önce bahsettiğim gibi şeyler yapıyorlar. Ne derler? Daha çok arşivliyorlar. Eserleri arşivliyorlar. Fotoğraflarını paylaşıyorlar. Yani fotoğrafın fotoğrafı gibi bir şey oluyor bu durumda. Aynı zamanda dünyanın her yerinde artık mural festivalleri oluyor. Bu mural duvarı boyamak, duvarı boyamak demek. Örneğin Kadıköy Festivali 2012'den beri yapılıyor. Ve en azından burada aslında bir nevi legal bir durumuna geçiyor açıkçası. Ne derler? Legal bir fresh durumuna geçiyor çünkü festivalde istediklerini yapamazlar. İfade özgürlükleri, otosansür ellerinden alınmış, bağımsızlıkları ellerinden alınmış olur. Ama bir yandan da şehri çok güzel bir hale getiriyorlar. Şimdiye kadar herhalde en ünlü sokak sanatçısından bahsetmedim ama şimdi bazılarından bahsedeceğim çünkü sokak sanatında şöyle bir şey var. Siz sokak sanatını üretiyorsunuz ama üretirken şu riski biliyorsunuz. İklim koşulları nedeniyle yok olabilirler. Beğenildikleri zamandan başkası bir üstüne başka bir eser boyayabilir. İstenmediği zaman çok hızlı bir şekilde üzeri boyanabilir veya tümüyle başka bir sanatçı tarafından boyanabilir. Veya çok beğenildiği zaman da herhangi bir koleksiyoner bunu alıp götürüp satabilir. Örneğin burada size birkaç tane Banksy eserinin başına gelenleri göstereceğim. Sağ tarafta bir Banksy eseri görüyorsunuzdur. Çocuk işçi Banksy eseri Londra'da bulunduğu yerden duvardan çalınmış ki üzeri kaplı olmasına rağmen. 2015'te de Paris'te yaptığı bir eser, bir kapı yerinden sökülerek alınmış. Daha Banksy ile ilgili o kadar çok örnek var ki örneğin yukarıda eşek ve asker eseri Filistin duvarına yapılmış bir eser.
4 tonluk duvardan yerinden sökülerek çalınmış. Artı sonrasında da eBay'de satılmış ve bunun da bir belgeseli var. 2018'de gene Banksy'nin başka bir eseri şeyden çalınmış, Paris'ten gene çalınmış. Orada yani eserin büyüklüğünü ve riski de görebiliyorsunuz. Wikipedia'ya girdiğinizde bile böyle bir kocaman liste var. Banksy'nin eserleri, hangileri yok edildi, hangileri yerinde duruyor diye. O yüzden sokak sanatının koleksiyonu yapmak eseri her şeyden önce bir şekilde koruyor. Evet, özgürlüğünüz de sizin elinizden alınıyor. Çünkü birinci jenerasyon asla böyle bir şey kabul etmiyor. İkinci jenerasyon buna çok daha sıcak bakıyor. Artı sanatçıya şöyle bir güven de veriyor. Sanatçı daha sonraki çalışmaları için kendine bir kaynak da bulabiliyor. Çünkü sokaklarda güvenli değiller. Herhangi güvenlik güçleri onları yakalayabilir. Aslında hapis cezaları falan da var. Onlardan onları koruyor. Eserlerini ölümsüzleştiriyor. Bunların bir sürü artısı var, bir sürü de eksisi var. Yani bu çok tartışılabilir bir konu. Bazı web sayfaları var. İnternette görebiliyorsunuz. Örneğin bu Almanya'da Artes diye bir galeride Mr. Brainwash'dan Banksy'ye, Keith Haring'e kadar bir sürü sanatçının eserleri satılıyor. Fiyatları göremedim. Fiyatları size söyleyemiyorum. Çünkü bizden fiyat eser için fiyat alın diye yani bağlantıya geçmemizi istiyorlar. Aynı şekilde Urban Sheet Gallery'de de ünlü şeyde grafitçilerin veya sokak sanatı sanatçılarının tam minyatür eserleri veya tuval üzerine yaptığı eserler en fazla 1500 euro gibi bir rakama satılıyor. Dediğim gibi sokak sanatıyla ilgili sokakta kalmalı mı, kalmamalı mı, koleksiyonu mu yapılmalı? Çok tartışılabilen bir konu ama şu bir gerçek ki örneğin geçen senede Mural Ankara'da bir festival yapıldı. Festivalin konusu kadındı ve bu sanat, sokak sanatı ki dünyanın bir sürü yerinde de sokak sanatıyla ilgili şehir turları yapılıyor. Keşke sokakta olduğu yerde korunabilse. Çünkü sokaklar sokak sanatı ve grafiti ile çok daha güzel renkli oluyorlar ve bizim o gri şehrimizden, çocukluğumuzun büyüdüğü gri şehirlerden bizim daha renkli şehirlerde yaşamamız için imkan sağlıyorlar. Çok hızlı anlattım, kusura bakmayın, bazı yerleri yetiştirememiştim. Onları sizinle ayrıca paylaşacağım ve bu korona günleriyle ilgili de bir sürü sokakta yeni keep calm and wash your hands veya maske bizim hayatımızın artık ayrılmaz bir parçası çalışmaları görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok hızlı anlatmışım. Ben teşekkür ediyorum. Süreyi gayet iyi kullandınız. Şimdi hemen Zühal Kozan'ı davet ediyorum. O da aslında benzer bir konudan ama çöp sanatından da bahsedecek. Sanem'cim ekranın paylaşımını durdurursan. Tamam hocam. Herkese öncelikle merhaba. Bugün ben de sizlere 21. yüzyılda biriktirme sanatını anlatacağım. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Evet. Sizde. Alamadım. 21. yüzyılda biriktirme sanatını anlatacağım sizlere. Şuradan ilerleyeyim. 21. yüzyılda çöp sanatı, daha doğrusu 21. yüzyıl sanatı gelişmekte olan bir uygulamadır ve geniş bir araştırma ve yayınlama alanı vardır. Birçok önemli konu bu yeni yüzyılda oluşmuştur. 21. yüzyıl sanatı çok çeşitli malzemelerden ortaya çıkar ve bunlardan birisi de benim bugün anlatacağım geri dönüşüm sanatıdır. 21. yüzyılda sanatçıları da kültürün farklı alanlarını incelemektedirler. Burada gördüğünüz görselde Banksy'nin sokak sanatı grafiti eseri vardır.
Grafiti sanatına öncelikle değineceğim. Hip hop kültürüyle başlayan grafiti geçirdiği birçok evrelerle sanatçılara da ilham olmuştur. Almanya'da protesto amacı yapılmıştır. Amerika'da ise kendi alanlarına çetelerin yaptıkları burası benim kendi alanımı belirtmek için yapmışlardır. Bazı ülkelerde de aslında yapılan grafitileri sildirmek için 1 milyar sterlin harcanıyordur. Ama bazı yerlerde de örneğin Banksy'nin balonlu kız eseri 1 milyar sterline alınmıştır. Bunu geçerek burada gördüğünüz gibi balonlu kız eserimiz. Ama grafiti sanatını da size anlattım. Burada görselde gördüğümüz grafiti benim çok hoşuma gitti. New York Manhattan Soho semtinde yapılmıştır. Araştırmamı yaparken de bu söz bana çok anlamlı gelmiştir. Çizdiğin resim ile belki dünya değişmeyecek ama en azından birilerinin hayatına dokunacaksın. Bu sözle aslında kültürler arası toplumsal ve sosyal konuları da ele almaktayız. Esasen de baktığımızda grafitinin amacı da zaten bu olmuştur. Hemen geçiyorum. Evet, asıl geri dönüşüm konum. Geri dönüşüm sanatı önce grafiti sanatı ve sokak sanatıyla başladığı için önce kısa da olsa onlardan bahsederek gelmek istedim kendi konuma. Her ne kadar çöp görmek istemediğimiz bir şey olsa da insanların en çok ürettikleri şeylerden birisidir. Yani israf işte tam da sanatçılar da bu konuya değinmek istemişlerdir. Sanatçıların da israfa dikkat çekmeleri için yapmış oldukları bir takım eserlerini göstereceğim sizlere. Burada sanatçıların yaptıkları eserlerin isimleri yazıyor. Ben size bunları görsellerle kısaca belirteceğim. Bu sanatçımız, bu teles sanatçımız Johannesburg'da bulunan resim atölyesine önce sokağı temizleyerek başlamış ve ısı tabancasıyla renkli plastikleri eriterek tuval üzerine etkileyici eserler yapmışlardır. Kendi yapmış olduğu bu tarz eserlere de Fantastik Plastik adını vermektedir. Eserlerine 2008 yılında başlamıştır ve günümüzde de hala devam etmektedir. Burada gördüğünüz yerlerdeki bir sürü renkli plastik çöp poşetleri bulunmaktadır. Bu sanatçımız böyledir. Ve diğer sanatçımız Edrington, İngiliz bir sanatçıdır. Üniversite eğitim hayatında kullanılmış malzemelerden heykel yapma projesinden etkilenerek bu sanatçıya ilham olmuştur. Çalışmaları genelde hayvanlar üzerinde olmuşlardır. Çalışmalarında araba jantlarını kullanıyordur bu sanatçımız. Ve özellikle burada imgesel konuya da değiniyordur. BMW logoları, Volvo logosu, Volkswagen logosu bunları özellikle öne çıkarak yapmaktadır hayvan figürlerini. Bir diğer sanatçımız Perkins. İngiliz sanatçı geri dönüşüm merkezleri ve İkinci el eşya dükkanları gibi noktalardan aldığı eski oyuncaklar ve düğmeler kullanarak yapmaktadır. Eserlerinde hiçbir şekilde boya kullanmıyordur bu sanatçımız. Ve 2008 yılında yapmış olduğu kraliçe portresiyle bu eserlerine başlamış ve böylelikle de devam etmektedir. Bir diğer sanatçımız... Yazıyı sanırım göremiyorsun. Ben söyleyeceğim. İsmi Vic Muniz. Brezilyalı bir fotoğrafçıdır. Wasteland projesiyle 2011 yılında Oscar'a aday gösterilerek en iyi belgesel ödülünü almıştır. Geri dönüşüm materyallerini toplayan işçilere değinmektedir bu belgeselinde ve projeden kazandığı bütün parayı da çöp toplayan insanlara vermiştir. Bir diğer sanatçımız da Tim Noble ve Sue Webster'dır. 1966 doğumlu Tim ve 1967 doğumlu Sue İngiliz sanatçısıdır.
gölge sanatı olarak adlandırdıkları çöp sanatı eserlerini görmekteyiz. Eserlerini gölgelerle aktaran sanatçılar farklı bir bakış açısı getirerek çöp sanatlarına dikkat çekmişlerdir. Ve bunu dikkat çekmeleri için gölge sanatlarıyla kullanmışlardır. Bir diğer sanatçımız Maçı. Bu sanatçımız yanında gördüğünüz sanatçıyla birlikte atık maddelere dikkat çekmek için Girit'te fotoğraf çekimi yapmıştır. Bir gün eşyalarımızın su altında kalabileceğini söyleyerek geri dönüşüm sanatı ve israfa dikkat çekmek isteyen bir diğer sanatçımızdır. Burada eserlerini görüyorsunuz. Yakın gelecekte tüm eşyalarımız su altında kalacak diyerek geri dönüşüm sanatına dikkat çekmek istemiştir. Bir diğer sanatçımız İspanyol sokak sanatçısıdır. Eserlerini 2005 yılında başlamış ve sanatı toplumun iğrenç bulduğu şeyden yaratır ve klasik kırık mobilyalar, minderlerle canavarlar yaratarak ifade etmeye çalışmıştır. Ve bu eserleri Londra'da sergilenmektedir. Burada gördüğünüz gibi yatağı yapmıştır. Aslında sanatçılar bize nesnelerimizi yok ettiğimizde nasıl hissettiğimizin farkında olmamızı sağlamak için geri dönüşüm sanatı yapmışlardır. Bir diğer sanatçımız çağdaş sanatın çöp sanatı ile uyumunu belirtmek isteyen 1933 doğumlu İtalyan bir ressamdır. Çağdaş sanatın çıkmasına gönderide bulunmak için bu eseri yapmıştır. Bir diğer sanatçımız ise Jeremy Underwood, Amerikalı fotoğrafçı Underwood, Houston sahillerinde denize en çok atılan tabii ki pet şişelerden eserler yapmışlardır. Ve bunu insan enkazı olarak adlandırmıştır. Kumsallarda bırakılan çöpleri sanata çevirerek çevre kirliliğine dikkat çekmek istemiştir. Ve bu sanatçımız Tayvanlı sanatçıdır. ABD'de 130 milyon telefon atılmasına, insanların tüketim hırslarına dikkat çekmek için 25 bin adetten oluşan otomobil yapmıştır. Bu koleksiyon içinde sanatçımız 4 ay uğraşmıştır. Bir diğer sanatçımız da Nazrinta sanatçısıdır. Bu bir sokak sanatçısıdır. İnsanların yarattığı çevre kirliliğine dikkat çekmek istemiş ve siyah çöp poşetlerini grafiti ile birleştirmiştir. Ekranda gördüğünüz tamamen siyah poşetlerin üstüne boyayarak eserlerini yapmıştır. Bir diğer sanatçımız ise ilhamını sokaktan alan 1987 doğumlu bu sanatçımız Bordala iki ismini kullanmaktadır. Esasen ismi Arthur Bordala'dır. 2015 yılından itibaren materyalleri eriterek yapmaktadır. Büyük çöp hayvanları olarak adlandırdığı Attera adında ilk sergisini açmıştır. Ahşap kapılar, pencere kenarlarıyla eserlerini yapmıştır. Lisbon şehrinde sergilenmektedir. Burada gördüğünüz üzere. Ve bir diğer Türk sanatçımız. Yelkenci'nin asıl amacı telafisi giderek imkansız hale gelen çevre kirliliğine dikkat çekmek için geri dönüşüm sanatını yapmıştır. Cennet plajında denizden gelen adı altında eserlerini sergilemektedir. Ayrıca Uluslararası Deniz Çöpü'nden Sanat Yapanlar grubunda tek Türk sanatçımızdır. Sanatçılarımız bu şekildedir. Ve burada görmüş olduğunuz görselde gördüğünüz oyuncaklar çocuklar için geri dönüşüm sanatına atacakları büyük önemli bir adım olmuştur. Çöp saplarını kullanarak çiçekler, kelebekler, hayal güçlerini kullanarak sanat eserleri üretmişlerdir. Sanatın kalitesi, kültür kalitesinin şaşmaz bir gösterisidir. Ve sonuç olarak da sizlere aktardığım sanatçıların birçok aynı amaçla ama farklı materyallerle geri dönüşüm sanatına dikkat çekmeleri
geri dönüşüm sanatı için önemli bir kavram olmuştur. Geri dönüşüm sanatımızda birçok topluma israfla ilgili dikkat çekmek için yapılmış ve sanatçılar bu konuda da başarılı olmuşlardır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Süreni de çok iyi kullandın. Şimdi tartışma öneriler bölümüne geçeceğiz. Buyurun katkıda bulunmak isteyenler. Öncelikle Genco Gülen burada. Genco hoş geldin. Senin bir duyurun var sanıyorum. Onu paylaş istersen. Hepiniz kapatırsanız seslerinizi, yankılanma olmayacak. Genco burada mı? Herhalde şu anda bağlantıda değil. Evet, tartışmayı açıyorum. Müzenin evrildiği yer, artık günlük yaşantımızda sokakta gördüğümüz hem grafiti hem sokak çöp sanatının şehri bir müze olarak düşünürsek, sanatın aslında malzemeye ihtiyaç duymaması, her türlü, yani eski çağlardaki malzemeye diyelim, her türlü malzemenin bugün aslında sanat eseri olabileceğini gördük. Bu konuda öneriler, katkılar var mı bu oturumla ilgili? Müdürcüğüm, izin verirsen ben... Buyurun Adnan Bey. Çok teşekkür ederim. Bütün sunumlar gerçekten çok ilginçti. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ben Ceren Hanım'ın, soru hakkımı Ceren Hanım'la ilgili kullanmak istiyorum. Bu mikro müze, makro müze gerçekten çok güncel. Bu pandemi süreci de bunu çok iyi gösterdi bence. Şimdi ki yani ortaya çıkan manzara şu, büyük ve çok kapsamlı müzeler ekonomik değil ve sürdürülebilir de değil. Daha küçük müzeler yapmak lazım ve mümkün olduğu kadar müzeleri geniş alanları ve küçük müzeler yapmak lazım. Bu tamam çok doğru ama ben Ceren Hanım'a daha şunu sormak istiyorum. Bunun yönetsel olarak ve pratikte uygulaması ile ilgili bir model için kafasında bir fikir var mı? Çünkü bu bizim gibi her şeyin yasayla yönetildiği bir ülkede çok kolay olmuyor. Ben de bunu çok destekliyorum. Bu gerçekten çok önemli. Mesela bu tür küçük müzeleri özellikle kurtarma kazılarının yapıldığı Bereketli Hilal, efendim baraj alanlarında, kömür havzalarında da kurmak gerekir. Çünkü yapılan şey şu, arkeolojik malzeme üzerinde yoğunlaşıyor ama o yakında yerleşik küçük köylerle ilgili hiçbir bilgi, belge toplanmıyor ve orada birikmiş olan, esasında çok derinden gelen, ta prehistorik dönemden gelen geleneksel kültür unsurlarda kayboluyor. Yani belki bu alanlarda da önce, kazılardan önce küçük böyle mikro müzeler kurmak lazım. Ama bunun bir modeli olması gerekir. Bu model nasıl olabilir? Ceren Hanım, çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ceren'cim sesin kapalı. Çok özür dilerim. Açtım şu an. Şimdi geliyor herhalde sesim. Evet, biraz internet bağlantımda sorun var. Hocam sizi burada gördüğüm için çok memnun oldum öncelikle. Ben ilk kez sizle yüz yüze karşı karşıya geliyorum ama çalışmalarınızı takip ediyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Mikro müze, makro güç demek dediğiniz gibi aslında her zaman kazanabilecek bir yöntem. Çünkü biraz küçülmek ve küçülmeye gitmek hem bütün perspektifi net bir şekilde görebilmenizi sağlıyor müzecilik açısından da. Hem de herhalde alabileceğiniz desteği de belirli gruplarla da ilk etapta sınırlamış oluyor. Bu da sürdürülebilirliğe biraz katkı sağlıyor. Sizinle daha ilerleyen süreçte de paylaşmak isterim hocam. Zaten şu anda İngiltere'de ve Danimarka'da makro müzecilik ve hakeza Asya Pasifik ülkelerinde
makro müzecilikten ziyade mikro müzeciliğe gidişe doğru bir yönelim var. Siz de takdir edersiniz ki bu ülkelerin yaşam biçimleri, yönetim şekilleri ya da geçmişten bugüne gelen müzecilik alışkanlıkları buna biraz daha müsait. Dolayısıyla ilk evden nesnenin bulunduğu yerde ya da nesnenin çıktığı ve kültürün sürdürülebilirliğinin oradan başlayacağı noktalarda genellikle sivil toplum kuruluşlarıyla oranın yerel inisiyatifinin, ki bunun genellikle karşılığı ister istemez hocam belediyeler oluyor ilk etapta. Sivil inisiyatifin ve oradaki akademik güçle yerel bir takım toplulukların, derneklerin, kamu yararına çalışan ama hiçbir şekilde kar elde etme amacını ilk etapta gütmeyen birçok küçük kurum ve kuruluşun bu mikro müzeleri oluşturduğunu görüyoruz. Biz yaklaşık 2-3 yıldır burada bu çalıştaya katılan sevgili arkadaşlarım da var, meslektaşlarım da var müze eğitim anabilim dalından. Müze eğitim anabilim dalımızda da müzede toplumsal çalışmalar dersi yapıp bu ders kapsamında acaba biz herhangi bir müzeyi nasıl mikro müze haline getirebiliriz? Ya da Türkiye'deki müzelerimizi, çok güzel müzelerimiz var. Yani devlet eliyle de yönetilmiş olan müzelerimiz buna dahil. Çok güzel müzelerimiz var ama dediğiniz nokta çok önemli. Bu yürütme süreci ve sürdürülebilirlik sürecinin biz Türkiye modeli, kişisel inisiyatif modeli diyebiliyoruz hocam. Yani siz bunu büyük bir istekle ve yerel halkla iletişim ve etkileşim kurarak yürüttüğünüz zaman bunu kişisel inisiyatifinizle yürütmüş oluyorsunuz. Öte yandan belediyelerin kurmuş olduğu müzelerde de bir belediyecilik ideolojisinin öne çıktığını görmüş oluyoruz. Yani burada amaç bilimsel anlamda, sosyo-kültürel anlamda o yapıyı kurmak ve korumaktan bir nokta daha öteye geçmiş oluyor. Yurt dışında nasıl bir model var? Sizinle dediğim gibi daha sonra paylaşmak isterim. İki tane kitaba ulaştım ben ama bunlar İngiliz modelleri tabii. Mahalle müzeciliği dediğimiz neighborhood müze yaklaşımını benimsemiş modeller. En küçük semt ya da semt demem yanlış olur, ilçe belediyesinden öncelikle bir yer tahsisi alıyorlar ve aldıkları yer tahsisi üzerinde bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmeyi o toplumu inşa eden, o mahalleyi ya da o ilçeyi en azından sivil toplum anlamında bir şekilde sürdürülebilir hale getiren topluluklarla ve o ilçede o konudaki müzeciliğe destek verebilecek üniversitelerin belirli noktalarıyla, belirli birimleriyle bir küçük bir sözleşme yapıyorlar ve bir toplum müzesi oluşturuyorlar. Oluşturdukları toplum müzesi oradaki halkın eğilimine göre de değişiyor hocam. Eğer orada bir mahalle kültürünü anlatmak istiyorlarsa, ki biliyorsunuz tırnak içinde söylüyorum, yüzlerce yıldır aktif kalan ve bütün tarihi dokuyu koruyan çok sayıda semtleri de var. Ki bu Türkiye'miz için de uyarlanabilir. İstanbul için uyarlanabilir, Ankara için uyarlanabilir. Ve bunu her seferinde değişen bir belediye başkanıyla ya da devlet erkanından değişen bir kişiyle de tescillemiyorlar. Bütün yükü, aslında yük diyeceğim buna, aslında yük değil ama hani insanlar pek hoşlanmazlar ya hocam bu tip alanlarda görev almaktan. Ya da başka işlerini aksatacağını düşünürler ya. Ağırlıkta sivil toplum üstleniyor. Yani %70'e, %30 gibi bir oranla sivil inisiyatif. Bu bir mahalle inisiyatifi olabilir, bir şehir inisiyatifi olabilir ya da burada bunu üstlenmeye çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Hepsine de tekrar merhaba. Bu müzecilik çalışmalarını gönüllü olarak üstlenmiş gruplar, yani museum volunteers genellikle üstleniyor. Bu modeli Türkiye'ye oluşturabilmek, Türkiye'ye kurabilmek dediğiniz gibi yine siz oluşturmak istiyorsanız Sayın Hocam, sizin birikiminizle ve öncülüğünüzle önce inisiyatif almanızla gerçekleşiyor. Biz bunu çeşitli AB projelerini kovalayarak, işte çeşitli kalkınma ajansı projelerini kovalayarak almaya ve yapmaya çalışıyoruz. Onlarda da bir taahhüdün altına ister istemez giriyorsunuz. Bu da bu siyasi konjektürde ya da ekonomik konjektürde nasıl ilerler, bununla ilgili soru işaretleri getiriyor. Ama Türkiye'de bununla ilgili hiç örnek yok diyemeyeceğim. Mesela Malatya'da bir mahalle müzesi kurulmuştu 3 sene önce. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bir mahalle eşrafı, mahalle halkı o mahallenin kültürünü yaratmak, yaşatmak ve devam ettirmek adına bir mahalle müze haline getirmişti, açık hava müzesi. Ve bu daha sonra hatta Malatya'daki Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğini almıştı. Ekonomik bir destekten söz etmiyorum. Sadece o mahallede o müzenin tanıtımı ve sürdürülebilirliği için fikir desteği ve güç desteği vermek üzerine. Türkiye'de daha çok ekomüzecilikte
yaşayan müze konseptinde biraz daha mikro müzeciliği görebiliyoruz hocam. O mikro müzecilik de bence şu anda isim vermem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama mesela Fethiye Kayaköy'de halkın da, sanatçıların da, değerli arkeologların da desteğiyle yaptığı araştırmaları minik bir enstitü haline getirmek, yaz aylarında orada bir sanat kampı, bir arkeoloji kampı kurmak gibi sivil inisiyatifin aslında duvarları olmayan bir müze oluşturması gibi vücut bulmuş durumda. Ankara'da çeşitli belediyelerin destek verdiği marka kent olma yolunda ilerleyen ilçeler var biliyorsunuz. Türkiye'nin değişik yerlerinde de var böyle ilçelerimiz. Orada da yine sivil inisiyatifin üstlendiği bir takım çalışmalar var. Bir makro müze görünümünde ama içine girdiğiniz zaman çok da makro olmadığını, düşüncede mikro ama pardon fikir şekilsel olarak makro ama düşüncede çok pratik çalışmalar yaptığını gördüğümüz Baksı Müzesi örneğinde belki ilginç bir mikro müzecilik görebilme şansımız var. Oranın halkıyla ve desteğiyle yürütülen faaliyetleriyle ilgili çok daha farklı eleştirel platformlar belki açılabilir ama Türkiye için önemli örnekler ve kesinlikle Türkiye modelleri sizin konuşmanızın başında da vurguladığınız aslında arkeoköyler ve arkeoparklar hocam. Çünkü bunun batıdaki birçok örneğini iki müze türü üstlenmiş durumda. Biri arkeoköyler ve parklar, bir diğeri de açık hava halk bilim köyleri, halk müzeleri, sürdürülebilir halk bilim müzeleri. Burada üniversitelere bence çok büyük görev düşüyor. Üniversiteler bu konuda ilgili bölümler gönüllü olarak da, yani sadece bir proje bazında değil bence her zaman, gönüllü olarak da bulundukları yerde bir sivil inisiyatif oluşturup oluşmasına ön ayak olup böyle bir model geliştirebilirler diye düşünüyorum. Çünkü benim ele geçirdiğim bütün şeyler, kaynaklar hocam, bunu yaklaşık 40 yıldır yürüten mikro müzelerin görüşlerinden oluşuyor. Ve bu müzeler, önce şeyler, üniversiteler, sonra sivil toplum örgütleri ve müze gönüllü ağını kurarak bunu gerçekleştiriyorlar. İskoçya'daki müzelerin 2/4'ü böyle çalışıyor. İngiltere'deki Kent şehrinde, aslında Londra yakınlarındaki Kent bölgesindeki bütün müzelerde tamamen gönüllü inisiyatiflerle çalışıyor. Biz de yavaş yavaş harekete geçti hocam. Ben hiç artık eskisi gibi hiç yok diyemeyeceğim. Gönüllü etkinliklerle birçok şey artık yapılmaya başlandı. Pandemi sürecinden sonra da bir kaçış noktası bence mikro müzeler artık. Yani ben British Müzesi'ne bir tıkla girebiliyorum. Çok büyük bir zenginlik tabii ki ama insanlar tabiata, doğaya ve kendini yenileyebilen enerjileri ve kültürün devamlılığına gerçekten hizmet edebilen bütüncül bir kültür merkezi arayışı içindeler. Doğa ve kültür merkezi arayışı içindeler. Daha dün akşam ismini vermeyeyim bir kanalda bu yaz gerçekleşecek tatil anlayışının değiştiğinden söz ediyordu insanlar. Ve yine ismini vermeyeyim birkaç tane eko müze gösterdiler. Bunların da büyük bölümü hocam Çanakkale bölgesinde, Kaz Dağları bölgesinde. Oradaki malum durumu da iyileştirmek, güzelleştirmek adına çok büyük çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Onlar eko müzeydi gösterdikleri ve hepsi birer mikro müzeydi. Dolayısıyla bu ortamların kırsal kalkınmayı da öne çıkaracak şekilde turizm ve kültürle bütünleşeceği bütüncül bir yapıdan söz etmek mümkün. İyi yönetilirse ve buna yönelik bir politika izlenirse Türkiye'de, bence Türkiye bu konuda çok büyük bir avantaj elde edecek diye düşünüyorum hocam. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldum ama. Çok teşekkür ediyorum. Çok ayrıntılı, çok doyurucu bir açıklama oldu. Ben teşekkür ederim hocam. Çalışmalarınız için de şimdiden hem tebrik ederim hem de izliyoruz, yakından takip ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Şu anda bir soru daha geldi. Pandemi sürecinde sokak sanatı, çöp sanatı nasıl evriliyor diye. Bu hem Zuhal'e hem Senem'e bir soru. Buyurun. Pandemi sanatına dikkat çekmek için benim gördüğüm sadece 8 Mayıs itibariyle başlayan Almanya ve İtalya sokaklarında sağlık çalışanlarına destek amaçlı grafitiler yapıldığını görmüştüm ve bu sürecin etkilendiğini de düşünmüyorum. Hala sanatçılar esasen asıl virüsle ilgili grafitiler yapmaktadır. Senem, sen bir katkıda bulunmak ister misin?
O zaman ben ele alayım. Mesela Ankara sanatçıları, özellikle öne çıkan Cem Sonel, onların etkinlikleri Portakal Çiçeği Sokak'ta devam etti. Özellikle de pandeminin ilk başlarında düzenli olarak boyamaya devam ettiler. Ara ara da bu paylaşımları sürdürüyorlar. Hocam merhabalar, ben sessize almıştım, duymadım. Pandemi sürecinde sokak sanatı nasıl etkileniyor? Benim gördüğüm kadarıyla sokak sanatçıları da bu konuyla ilgili epey çalışmalar yapıyorlar. Çünkü sonunda size iki tane resim koymuştum ama onun dışında sokak sanatçılarının dünyanın her yerinde yaptığı, özellikle bugünleri anlatan her yerlerde çalışmaları oluyor. Büyük bir ihtimalle her zaman illegal yaptıkları için çok hızlı bir şekilde ürettikleri için bu üretim süreçleri de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama her yerde, dünyanın her yerinde, Türkiye'de bile sık sık sokak sanatı veya grafiti ile ilgili çalışmaları görebiliyorsunuz. Teşekkürler. Başka soru veya katkısı olan var mı? Hocam ben müsaadenizle bir şey daha ekleyebilir miyim? Evet. Sayın dinleyenlerimiz yazmışlar. Dinleyenlerimiz arasında Pınar arkadaşımız var. Sadberk Hanım Müzesi'nden, ama o da bir müze eğitimcidir. Pınar çok önemli bir hatırlatma yapmış. Biraz önce aynı şekilde hani bunu gündeme getirdiğimiz için konuyla alakalı gördüm. Pınar diyor ki mikro müzelere örnek olabilecek bir örnek okul müzelerimiz var Türkiye'de. Çok uzun yıllardır hakikaten okul kültürü ve eğitim tarihi kültürüne böyle tamamen fokuslanmış, odaklanmış bir müze örneği. Burada okul müzesi kurmuş değerli müzecilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız, hocalarımız da var. Aynı zamanda Türkiye'de yakın zamanda 81 ile biliyorsunuz 81 Eğitim Tarihi Müzesi de kuruldu. Öncü okul müzelerimizin yanında artık birçok kültürel çalışma mikro düzeyde yapılıyor. Bunlar tam mikro müzeler çünkü kendilerini kuran öğretmenlere emanet edilmiş durumdalar ve o öğretmenlerimiz asıl sürdürülebilirlik kaynakları. En büyük sürdürülebilirlik kaynağı hala insan. Yine bir sayın katılımcımız da bir ekleme daha yapmış. Çok güzel bir örnek vermiş. Bursa Belediyesi'nin desteklediği 4 tane köy müzesi var. Sayın ilgililer de chatten izleyebilirler. bursamuze.com/köymüzeleri diye. Chatte de bize paylaşım yapmış. Bu son derece değerli bir paylaşım. Bu örnekler aslında mikro müzelere çok ciddi örnekler. Ve Türkiye'de aslında hiç de azımsanmayacak sayıya ulaştı bunlar, bu müzeler. Bizim normal şartlar altında bildiğimiz genel müze sayısını ya da arkeoloji müzesi sayısını da aslında geçmiş durumdalar. Dolayısıyla çok güçlü bir altyapı oluşturuyorlar. Ben de bir cevap daha, aslında cevap değil de bir paylaşım yapmak istiyorum. Yakın zamanda bir internet blogunda Damien Hirst yine sokak sanatının pandemi sürecinden sonra nasıl ilerleyeceği ile ilgili bir soru kendisine sorulduğunda, doğa 2,5 aydır kendi sanatını bağımsız bir şekilde radikalce icra ediyor diye bir yanıt verdi. İşte ozon tabakasının neredeyse kapanmaya yüz tutmuş olması, yeni türlerin, bitkilerin, hayvanların özgürce sokakta gerçekten dolaşıyor olması, çok ilginç görüntüler geldi hepimizin telefonlarına. Hatta bazı müzeler biliyorsunuz penguenleri serbest bıraktılar, bazı doğa tarihi müzeleri kendi numunelerini, hayvanlarını, canlı varlıklarını müze içinde canlı yayınlarla paylaştılar. Damien Hirst'ün bir çalışması olacak doğa ve pandemi üzerine, böyle bir ilanda bulundu. Hani onu da yakından takip edersek belki bir sonraki çalışmada paylaşabiliriz diye düşünmüştüm. Teşekkür ederim. Bildir hocam, ben bir katkıda bulunabilir miyim? Bildir hocam, Kadriye ben bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii, buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm sunumlar için konuşmacılara. Gerçekten çok önemli paylaşımlarda bulundular. Ceren bu pandemi süreci ve sonrasında müzelerin durumu ile ilgili raporlardan bahsetti. Gerçekten çok önemli bu raporların oluşturulması ve ortak akıl yürütülmesi. Bu konuda Müzeciler Derneği'nin başlattığı bir çalışma var. Onu paylaşmak istedim. Buraya yollayayım şeye de linkini. Bu tür çalışmaları gerçekten Ceren'in de vurguladığı gibi
arttırılması gerekiyor. Olabildiğince ortak akıl yürütülerek müzecilerin bu zorlu dönemi nasıl atlatacakları ve nasıl stratejiler geliştirecekleri konusunu gerçekten çok tartışmak ve bir takım yollar bulmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet, hocam, çok önemli. Aslında Müzeciler Derneği'ne de duyurmuştum ama şu an için bir katılım yok o taraftan. Özellikle geçen seneki toplantıda da gündeme getirilen konular ve derlediğimiz ve yayına aslında yönelecek olan bu kitapçıkta henüz pandemi olmadan aslında müzelerin neler yapması gerekiyor 21. yüzyıl müzeciliği için tartışılmıştı. Aslında pandemi tabii çok beklenmedik bir şekilde geldi. Belki o tanımlar biraz daha değişmeli. Üzerinde çalışılarak. Teşekkür ediyorum. Hocam ben bir öneride bulunabilir miyim? Buyurun. Anlan hocamızın, Ceren hocamıza sorduğu soru açıkçası çok ilgimi çekti. Hatta böyle çok uzun bir not aldım. Bundan sonraki konumuz mikro müzeler ve Türkiye'deki geleceği gibi bir söyleşi, Çalıştay, herhangi bir konferans gibi olma şansı olur mu acaba? Daha kapsamlı bu konuyu tartışabilir miyiz diye öneride bulunmak istiyorum açıkçası. Olabilir. Yani ona doğru evriliyoruz gibi görünüyor. Bir sonraki yıl 2021'de yapacağımız Çalıştay belki o kapsamda olabilir. Başka katkı var mı? O zaman ben bu oturumu kapatıyorum. Sizlerden ricam sadece oturumu terk etmeniz. Sonra tekrar gireceksiniz. Bir öğle arası vereceğim. Ondan sonra tekrar aynı platformda aynı numarayla buluşuyor olacağız. Ben sistemimi kapatmıyorum bu arada. Programdan giderek o takvim ve saatte sizleri bekliyorum. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Saat 13'te buluşmak üzere diyorum. Teşekkürler.